Başka bir şey var mı Fatma abla? Daha ne yapacaksın Ayşem? Çok yorulduk. Sen git dinlenmene bak hadi. Vazifemiz abla, ne yaptın ki? Mustafa, sen de elini çabuk tutarsın. Sana da bir düğün yapalım. İnşallah abi, kısmetse. Kısmeti falan yok bu işin oğlum. Askerlik bitti, okul bitti. Elinde ekmek tutuyor. Hepsi senin sayende abi. Sağ olasın. Kardeş arasında lafım olur oğlum. Boynumuzun borcu, yapacağız tabii. Ahmet abi, sünnete başlayalım mı? Ha ne acelesi var, millet daha yeni ısınmaya başladı. Tamam abi, siz bilirsiniz. Abi kardeş, şöyle bir halay çekin de insanlar hünerlerinizi görsün. Durun meydan yiğit görsün. Hadi bakalım davulcu, delin o. Hasan'a, senin bu dünyada sırtın yere gelmez. İki oğlun da aslan gibi maşallah. Başım sağ olsun bile diyemedim. Dilim varmadı. İnanamıyorum Ayşe. Neden abi? Her şey ne güzel de yolunda giderken. Ya bana verdiği onca emek. Tam da karşılığını alacakken. Daha ona doyamadan. Yapma Mustafa. Bu kadar helak etme kendini. Bak yengen, yeğenin hepsi perişan oldular zaten. Sen bari güçlü ol. Onların sana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Hasan'a evde mi Fatma? Buyur baba, evde. Hasan'a, biliyorsun seni sever sayarız. Senin yerin başımızın üstündedir. Sağ ol Allah'ım, eksik olmayın. Takdir edersin ki Fatma kızımız bizim ömür boyu namusumuzdur. Demem o ki, Allah rahmet eylesin. Oğlun oğlumuzdur. Sizinle beraber bizim de yüreğimiz parçalandı. Ama kocasının olmadığı yerde kızımın kalması namusumuza laf getirir. Hasan'a, törelerimizi benim kadar sen de iyi bilirsin. Bu durumda önümüzde iki yol vardır.
ya kızımı vereceğim, alıp gideceğim, ya da bundan sonra kararı sen ver. Biliyorum Halil, biliyorum. Ben de kaç gündür kara kara düşünüyorum. Senin kızın benim gelinimdir. Torunum torunumdur. Onları bir başkasına bırakmak, bir başka yere gitmesini istemiyorum Halil. Buna yüreğim dayanmaz. Senin kızın, senin namusun olduğu kadar bizim de namusumuz oldu. Ama ne yapayım? Gereken neyse onu yapmaya çalışacağım. Ne diyorsun Ayşe sen? Ne demek şimdi bu? Anam söyledi. Bu akşam istemeye geliyorlar beni. Ne diyorsun Ayşe sen? Kim isteyecekmiş? Köyde bilmeyen yok bizim sözlü olduğumuzu. Kim böyle bir alçaklığı yapar? Adem Emiler, oğlu Hüseyin için. Yakışır mı sana Hüseyin? Bir başkasının sözüne göz koyup hissetmek erkekten sığar mı? Mustafa, senin Ayşe'yle evleneceğim falan yok. Bırak da benim muradım olsun bari. Ne demek benim Ayşe'yle evleneceğim falan yok? Kızım beni sevdiğini, yıllardır beni beklediğini, köyde bilmeyen var. Babam evlenme ihtimalinizin kalmadığını söyledi. Zaten onun üzerine gidip istedik kızı. Baba niye böyle söyledi bilmem ama ölürüm de Ayşe'mi benden başkasına yer etmem Hüseyin. Bu işten vazgeçeceksin kardeş. Eğer canınız kıymetliyse bundan sonra Ayşe'nin kapısının önünden bile geçmeyeceksiniz. Bu dediklerimi bir bir kafana yaz. Ve bunları aynen babana söyle. Kalk pijamalarımı getir. Bunların geleceği falan yok. Bu saatte sonra zaten gelseler içeri sokmam. Babam da beni verecek diye. Merak etme. Artık değil sen istemeye. Sizin evin önünden bile geçmeye cesaret edemeyecekler. Mustafa. Biliyorum. Acınız daha çok taze ama yine de acele et. Seni kaybedecekmişim gibi bir korku var içimde. Korkmana gerek yok Ayşe. Beni asla kaybetmeyeceksin. Biraz sabret. Bana kalsa seni ölene kadar beklerim. Mustafa amca. Ne var İbo? Ne oldu oğlum? Dedem seni çağırıyor. Hemen gelecekmişsin. Hayırdır Aydın? Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Ne oldu? Ne var ki? Sen çık hele. Daha sonra görüşürüz biz. Gel yanıma. Ha İbrahim ben de kalsın. Buyur baba, ben emretmişsin. Bak oğlum, başımıza bir felaket geldi. Gece gündüz gözüme uyku girmiyor. Bazı kararları vermek kolay değil oğlum. Ama düşündük taşındık. Fatma'yı sana nikahlamaya karar verdim. Ne baba? Yengem mi? Yengem Fatma'yı mı? Oğlum senin bilmediğin bir şey var. Fatma'nın babasıyla kardeşi geldi. Fatma'yı götürmeye çalışıyorlar ocağımızdan. Bunu götürüp de dosta düşmana karşı bir karşımıza başkasına verirlerse bu sana bana ağır gelmeyecek mi Mustafa? Sonra İbrahim ne olacak? İbrahim'i ben okuturum baba. Onun için ne gerekiyorsa yaparım. Oğlum okutursun, her şeyi yaparsın da ya İbrahim kime baba diyecek? Sen yeğenim diye bağrına basıyorsun. Ben torunum diye bağrıma basıyorum. Yavrumuzu elin ocağına nasıl gönderebiliriz? Biz nasıl dayanırız bu dertlere ya? Peki Ayşe ne olacak baba? Benim Ayşe'ye sözüm var. Oğlum ben ister miyim ki oğlumu sevdiğinden ayrılmak? Ama velakin Ayşe senin nikahlı karın değil ki. Eğer beni torunumdan
gelinimden, Ahmet'imin yadigarlarından beni ayırırsan, bil ki beni de öldürmüş olursun. Hakkımı sana helal et. Bunu benden nasıl isterler Aydın kardeş? Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürler? Allah aşkına sana söylüyorum. Elini vicdanına koy da sen söyle. Sen böyle bir şeyi kabul edebilir misin? Ben kabul etmem ama törelerimizi bilirsin Mustafa kardeş. Töreler. Yere potasıca töreler. Aydın kardeş, bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimize saygımız var. Ama burada biri gelmiş sana babanı öldürdü. Biri gelmiş sana kardeşim Mustafa'yı öldürdü. Öldürür müsün Aydın kardeş? Sana söylüyorum, öldürür müsün? Öldürebilir miyim kardeşim? Öldürmezsin ama bunlar beni öldürüyorlar Aydın kardeş. Bunun ölümden farklı bir yanı var mı? Ölümden bir farklı yanı var mı? Yok, yok. Ben bu işi yapamam kardeşim. İki dünya bir araya gelse ben bu işi kabul ederim. Büyük konuşma Mustafa. Her şeyin bir çaresi vardır. Çaresi mi? Bunun da bir çaresi olmalıydı. Ama benim olmadığım bir çare. Madem töreler her şeyin çaresini buluyor, buna da bir çare bulsunlar bakayım. Bak kızım, bilirsin ki babanla kardeşin geldi seni götürmeye. Seni götürüp tabii ki bir başkasına verecekler. Gönlüm buna razı olmaz. Bir daha ölmek istemiyorum. Torunun boynunu bükük bırakmak istemiyorum. Senin boynunu bükük bırakmak istemiyorum. Senin bu ocağımıza kalmanı istiyorum kızım. Bunun bir tek şartı var. Bunun şartı seni Mustafa'ya nikahlamak. Töremiz de bunu götürür. Başka çaremiz yok. Niye bizi bırakıp gittin Ahmet'im? Niye bizi öksüz bıraktın? Senin yokluğunda herkes şaşırdı ne yapacağını. Şimdi beni Mustafa ile nikahımı kıyacaklar. Kardeşim gibi sevdiğim, kardeşim gibi baktığım Mustafa ile. Sen de mi onlara inandın Ayşe? Hadi onlar konuşuyor. Peki sen benim böyle bir şeyi kabul edeceğime nasıl inanabilirsin? Sen ol ya da olma. Ben yengemle kesinlikle aynı yastığa baş koymam. Ne bileyim, millet öyle konuşunca... Eğer beni zerre kadar seviyorsan, milletin ne dediğine değil benim dediğime bakarsın. Benim senden başka düşündüğüm yok Ayşe. Ama böyle nasıl olacak Mustafa? Sabredeceğiz Ayşe. Onlar ne kadar güçlü gelirse biz o kadar direneceğiz. Ve bu işin sonunda sevdamız kazanacak. Yüreğini ferah tut. Kendinden emin olduğun gibi benden de emin ol. Ne demek bu işin mümkünatı yoktur Mustafa? Ben senden iki dağı bir araya getirmeni istemedim ki. Keşke onu isteseydin baba. İnan ki o daha kolay olurdu. Neden beni anlamıyorsun Mustafa? Namusumuz arada kaldı. Namusumuz bir paralık mı olsun? En iyisi bu işi sana danışmadan bu işi bitirmek. Bitir o zaman baba. Yatır burada kes boynumu. Bitsin bu iş. Sen de kurtul ben de kurtulayım bu işten. Bütün köylüye haber verdim. Yakında nikahın kıyılacak. Ona göre kendini al. Başımıza gelenlere bak yenge. Ben İbrahim'e gene babalık yapacağım annem. Ben gene sana kol falan vereceğim. Ama bunları yapmam için illa da seni neden nikahımı almam gerekir? Ben seni öz kardeşim gibi görürüm.
İnan ki oğlum olmazsa canıma kıyacağım. Allah aşkına senin kardeşin yenge. Ben göstermelik de olsa senin nikahın var ama. İki şahidin huzurunda abimin karısını kendin nikahın var nasıl alırım? Töreler ne derse desin yenge. Ama ben törelerin dediğini asla boyun eğmeyeceğim. Ben sana hep güvendim. Abin de sana hep güvendi. Mustafa, ben sabırla sizin nikahınızı bekleyecekmişim demek ki. Dur Ayşe, dur dinle. Nasıl kandıracağımı düşüneceğim. Söyleyecek laf bulamıyorsun değil mi? Yengen yeni çeyiz verecekmiş. Ne çeyizi, ne nikahı Ayşe? Bundan sonra ancak kendini kandırırsın Mustafa. Ben de seni dinleyecek yürek yok. Ama bilirsin ki senin nikah kılmadan ben de başkasına varacağım. Ayşe, delirdin mi sen? Ne demek bunlar şimdi? Beni sen delirttin, sonuca da katlanarsın. Aman kalkın gidelim de yine boru sesi var, sesi var. Bilmem şikayetlerinde yine bizde nesi var, aman 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 aman. Amanı sevdiğim yine bizim aşiretin yası var, yası var, oy 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 oy. Duman adayı yine aydın kardeşim dumana. Aman bir evden iki cenaze çıkmış da kulun kurbanın oğlum gel bak bu ne figana figana ey. Aman 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 ateş düştü yer yakar. Gider kime ne, kime ne, yavrum kime ne, kime ne, kime ne. Bütün yollarım kapandı be Aydın kardeş. Her yanım uçurum. Artık çarelerim tükendi. Fazla karamsar olma Mustafa kardeş. Nasıl karamsar olmayayım? Ayşe bile bana sırtını döndü. Düzelir, düzelir Mustafa kardeş. Yeter ki sen gönlünü ferah tut. Kırılmaz töreler bile gün gelir önünde eğilir. Sen yeter ki yolunu şaşırma. Yok, yok Aydın kardeş, yok. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu gidişle tez zamanda ben de abim yanına giderim. Sakın ha, böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirme. Bunu sana hiç yakıştırmadı Mustafa kardeş. Sanki. Benim özlediğimin yarısı kadar özlesen yeter. Sana kavuşacağım, düğünümüzün olacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum biliyor musun? Ben de. Bazen ya kavuşamazsak ya bizi ayırmaya kalkarlarsa diye düşünüyorum da. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Zaten öyle bir şey olursa hemen kıyarım canımı. Sonra benim ana yüreğimi düşün. Ben seni büyütürken telli duvaklı hayal ettim. Hayırlısı buymuş demek ki.
gözüm onunla açtı bana. Ondan başkasına yar diye bakmadım. Şimdi nasıl böyle bir şey yaparım? Babanı kızdırmayalım yavrum. Olacağı buymuş. Gelin bile ata binmiş, yağ kısmet demiş. Senin içinde hayırlısı buymuş demek ki. Hadi kalk, kahveleri yapalım. Akşam görücü gelmiş sana. Sen nasıl sevdiğimi bilmez misin Ayşe? Zaten ne yapacağımı bilmez bir haldeyim. Bari sen anla beni. Söylesene bunu bana nasıl yapacaksın? Ben sensiz nasıl yaşarım? Böyle olması senin suçun Mustafa. Ben elimden geldiğince direnmeye çalıştım. Seni ömrümün sonuna kadar da beklerdim. Ama sen sözünü tutmadın. Artık yoluma çıkmazsa niye dersin? Benim sözüm verildi Mustafa. Bugün için verdin bu bedeni, bu vicdan mı, insanlık mı, töre mi? Ne zalim adetimiz varmış ya Rabbim, oy oy. Miras kavl etmişler bana yengemi, vah vah. Ölmem mi berdaşlara vurun, tabuta kanım sürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün, oy oy oy. Fark eder mi? Ha yengemmiş ha bacım, yatağında nasıl yatım kardeşim? Ben gibi bahtı karalı var mıdır, oy oy oy? Töreymiş yengemi alacakmışım, vah vah. Ölmem mi taşlara vurun, tabuta kanım sürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Aynı tabut içinde
kardeşime getir nayayı. Bu cemaat eşim dostum gitmesin. İmam burada babam şahitlik etsin. Bacım dediğim yengemin yerine nikahım mezar taşıma kıyılsın, vah vah. Ölmem mi berdaşlara vurun, tabuta kanım sürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün, oy oy oy. Söyleyin yavruma, ben bu nikahtan vazgeçtim. Etsin, muradını alsın, sevdiğini alsın. Nikah olmayacak Ayşe. Ben senden başkasıyla evlenemem. Uzat elini bana. Gidelim buralardan. Kendimize yeni bir hayat kuralım. Yeah.